Hazır. Biliyorum ki çok üzgünsün. Bizlere de çok kırgınsın. Hatta yüzümüzü bile görmek istemiyorsun. Ama biz de kime ihanet edeceğimizi bilemedik. Özür dileriz, seni tercih ettik. Ya Meryem'in sırrını ifşa edecektik ya da seni kırmış olacaktık. Üzgün ve sağlığını kaybetmekte olan Meryem'dense seni. Güçlü ve öfkeli Hızır'ı seçtik. Ve şimdi neye karar vereceksen hakkın. Umurumda değil. Senden özür müzür de dilemeyeceğim. Öyle Ceylan gibi laftan lafa da sekmeyeceğim. Bizim canımız, ciğerimiz günlerdir kan ağlıyor. Kaç gündür bu illetin derdine düşmüşüz. Ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız? Kurtulamazsak bu acıyı nasıl kaldıracağız? Neymiş efendim? Benim bu kendini bilmez kocamdan nasıl sır saklarmışım? Senden nasıl sır saklarmışım? Saklarım. İstersen beni öldür. İstersen yeğenini, istersen Ceylan'ı. Eğer Meryem'i yaşatabileceksen hiçbir şeyin önemi yok. Hiç yüzüme bakma amca. Ben sana söyledim. Herkesin yeri bende ayrıdır. Herkesin sırrı da bende ayrıdır. Bir ömür benimle konuşmasan da, yüzüme bakmasan da, bu senin benim amcam olduğunu, benim de senin en kıymetlin, en sevdiğim olduğunun gerçeğini değiştirmez. Artık sen ne istiyorsan. Dayı, buraya gelene kadar sakın üst perdeden konuşmayın demekten dilimde tüy bitti. Ama suçlu oldukları kadar güçlüler. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Dün geceden beri size ne yapacağımı düşünüyorum. Dediğiniz gibi sizi vurabilirim, kovabilirim, bir daha yüzünüze bakmayabilirim. Bütün bunları düşündüm. Ama bunların hangisini yaparsam yapayım, bana hastalığını söylemediğiniz karımı üzmekten başka bir şeye yaramayacak. O yüzden öfkeme mi yenik düşeyim, aklımı mı yerinde tutayım karar veremedim. Dayı, sen hep akıl en doğrusudur dersin. Karar veremedim derken, bu konuştuklarımızdan sonra ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacakmışsın? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Şöyle hiçbir şey.
Benim hiçbir şeyden haberim olmayacak. Meryem'in istediği olacak. Siz bana sır falan vermediniz. Burada hepimizin amacı Meryem'in sağlığına kavuşması. Benim sırrımı da Meryem'e vermeyeceksiniz. Ama öyle birbirinizin arkasından konuşmak falan yok. Yok arkadan Merve duydu, Hızır Ali duydu. İlyas duydu falan olmayacak. Anladığım kadarıyla bebeğin alınmasını sağlayacaksın. Peki bunu nasıl sağlayacaksın? Bu ikisini anladık. Hastanede yanındaydılar. Seni bu sırra nasıl ortak etti? Kendisine bir şey olursa sana ve çocuklara göz kulak olacakmışım. Ben de öyle tahmin etmiştim. O ölecek, ben yaşayacağım. Sen de bana göz kulak olacaksın. Toparlayacaksın. Hatta teselli edeceksin ha. Kafasında böyle bir plan oluşturmuş. Seni sevdiğinden. Beni sevdiğinden ha. Meryem nasıl iyileşir, o çocuğu nasıl aldırır, onu da söyleyeyim. Nasıl? Eski Hızır geri döner. Meryem anlar ki artık Hızır'ı kimse zapt edemez. Görün bakın hayata yeniden nasıl tutunuyor. Dayı zapt etmek derken? Eski Hızır diyorum. Gözünüzün önüne getirin. Allah aşkına Hızır. Kadını bir de üzüp yataklara mı düşüreceksin? Peşime düşmek mi, yatağa düşmek mi? Kucağıma çocuğu bırakıp gidecekmiş ha. Dediğimden başka hiçbir şey yapmayacaksınız.